Şimdi bir önceki kuşakta nasıl işleyeceğini, nasıl başvuru yapılacağını işledik aslında, konuşmuştuk. Arabuluculuktan bahsediyorum. Uyuşmazlıkların çözümü için mahkeme aşamasından önce tarafların aslında bir araya gelerek sorunu konuşması ve çözüme kavuşturması bekleniyor. Konuğumuz da var, hemen konuşalım. Yani gerçekten gerçekleşir mi? Çünkü umut ediliyor yani bu arabuluculuk meselesi birçok şeyi bertaraf etsin diye. Kavgalar çıkıyor, tartışmalar, hatta ölümlere varan olaylar veriyoruz haberlerde. Hukukçu yazar Cüneyt Altıparmak konuğum. Şöyle kısaca bize bu sistemin nasıl ilerleyeceğini, aşamalarını, tarafların nelere dikkat etmesi gerektiğini isterseniz aktarın. Önemli çünkü. Kira dışında hangi anlaşmazlıklarda arabulucuya gidecek? Kat mülkiyeti meselesi var. Pek çok alan var. Yani dava açılmadan arabulucuya gitmesi gerektiğini vatandaş öğrenecek de nereden öğrenecek? Ben böyle bir topluca size sormuş olayım, sözü size bırakayım. Buyurun. Tabii ilk soru aslında çok önemli. Yani bu arabuluculuk kurumu kiracıyla mülk sahibi arasındaki problemi çözer mi? Biz buna bir örnekle bakalım. İşçi ve işveren meselesi vardı. Bundan birkaç yıl önce çok konuştuğumuz, çok tartıştığımız bir konuydu. 23 Ağustos itibariyle ben çözülen dosya sayısına baktığımda, evet, ihtiyari arabuluculukta oranın %90'ları geçtiğini, zorunlu arabuluculukta da işveren ve işçi arasındaki uyuşmazlık için söylüyorum bunu, %53'ün üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu da genel ortalamaya bakarsak Türkiye'de arabuluculuğun %70 oranda bir biçimde bir başarı sağladığını söylememiz mümkün. Tabii ki eleştiriler olacak, tabii ki sistemin işleyişiyle ilgili bir takım problemler olacak. Bunları da biz zaman içerisinde bertaraf edeceğiz. Şimdi arabuluculuğun en önemli noktası, en önemli durumu şu aslında. Kiracıyla mülk sahibini hiçbir kanuni zorunluluk veya hiçbir kanuni kotasyona tabi kılmadan oturup konuşma imkanı sağlaması. Mesela tahliye yasağı, %25 üst limit sınırı gibi sınırları da aşabilecek düzeyde bir konuşma imkanını sağlaması önemli. Evet. Yani kiracıyla mülk sahibi kirayı %50 arttırmak, %60 arttırma üzerinde anlaşırsa bu arabuluculuk tutanağı, anlaşma tutanağı geçerli bir tutanağa dönüşecek. Bu birinci nokta. İkinci nokta, yargının verdiği karar iki tarafı da memnun etmiyor. Hem yargılama süreleri anlamında memnun etmiyor, hem de verdiği kararın niteliği itibariyle ne kiracı bundan mutlu oluyor, ne mülk sahibi bundan mutlu oluyor. Çünkü tabii burada ortada kararı veren üçüncü bir kişi var. Arabuluculukta sanılanın aksine arabulucunun bir karar verme durumu olmadığı için, taraflar uzlaşarak bir karar verdiği için iki tarafın da içine sinerek masadan kalkıyorlar. Ve en önemli durumu da illaki arabuluculukta anlaşma veya arabuluculukta bu meseleyi çözme gibi bir zorunluluğu da yok tarafların. Yok. Evet. Önemli olan bir araya gelmeleri, bir araya geldikten sonra durumun nasıl gelişeceğine ilişkin biraz da arabulucunun yönlendirici, aslında tarafların birbirini daha iyi anlaması için kolaylaştırıcı. Ya çatışma değil, çözüm odaklı bir sistem. Aynen, çözüm odaklı ve evet, makul bir çözüm, makul bir çözümü bulma odaklı. Ve masrafları anlamında da çok düşük. Biliyorsunuz harç giderleri, yargılama giderleri Türkiye'de fazla. Evet. Yani siz ortalama bir kira davası açtığınız zaman 1500 lira gibi bir harç peşinen ödemek durumunda kalıyorsunuz. Davayı kaybeden taraf da bunun üzerine 6000 lira gibi, 5000 lira gibi bir vekalet ücreti ödüyor. Toplam 6500-7000 lira gibi bir masrafla işin içinden çıkıyorsunuz. Ama arabuluculukta durum böyle değil. Arabuluculukta durum kira fark bedelinin, yani 1000 liralık bir kira günün sonunda 4000 liraya anlaşırsak 3000 liranın yıllık karşılığı olan 36000 liranın %6'sını taraflar eşit biçimde ödüyorlar. Bu da arabuluculuk kurumu açısından, tarafların uzlaşması ve masrafları birlikte paylaşması açısından da önemli. Bir başka sorunu çözmesi de şöyle, bir ay içerisinde bir uyuşmazlığı çözmüş oluyorsunuz. Yıllarca süren, 3 yıl, 4 yıl süren ve bir müddet sonra kiracıyla mülk sahibi arasındaki ilişkiyi kriminalize eden, onları tehdit veya hakaret gibi suçlarla ceza almaları süreçlerine iten durumu da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bu da toplumsal barışa ciddi anlamda bir katkıdır. Ya ama şöyle, ya arabuluculuk sistemi ya herkes için ya da kiracı ve ev sahibi noktasında, yani her ilişki biçimi noktasına işlemeyebilir. Yani hani öyle şeyler yaşanmıştır ki orada, ama arabuluculuk sistemi şöyle ki,
Yani önce arabulucuya gitmek zorundayız. Yani bu bir zorunluluk. En azından bunu biliyoruz. Yani orada işler yolunda gitmezse o çözüm odaklı yani amaç o, ama orada tekrar bir çatışmaya dönüşürse o zaman herhalde devreye artık mahkemeler girecek. Ya yani bir şekilde dava açılacak. Ama öncelikle bu sistem faydalı olabilecek gibi, çünkü bir şekilde tarafları masaya oturtacak, en azından karşı karşıya getirecek, yüz yüze getirtecek, konuşturacak. Yani iletişimin önemi burada var. Çünkü birbirleriyle hiç iletişim bile kurmuyorlar. Emlakçılar aracılığıyla ya da başkaları aracılığıyla, biliyorsunuz. O yüzden neler yaşanıyor bunu biliyoruz. Son olarak da biz birkaç gündür işliyoruz. Bugün de böyle Ceylan arkadaşımız da hemen böyle gitti, konuştu. Bir şekilde tanıklık da olsun istedik. Başvurunun nasıl yapılacağını anlatmıştık. Ama en önemlisi galiba şu, arabulucuyu seçmek noktasında mesela çok soru geliyor. Yani biz nasıl arabulucuyu seçeceğiz? Bir de onunla ilgili böyle kısaca bir şey aktarırsanız bize sevinirim. Tabii. Arabuluculuk bürosuna başvuru yaptığımız andan itibaren başvuruyu alan büro görevlisi bunu UYAP sistemiyle işlediği anda otomatikmen listeden sırası gelen, puanı hak eden bir arabulucuyu otomatikmen atayacak. Burada herhangi bir arabulucu seçme veya arabulucuyu tarafların belirlemesi gibi bir durum yok. Bunun bir istisnası var. İki taraf bir arabulucu üzerinde uzlaşmışsa mevcut sistem o arabulucunun da zorunlu arabuluculuk müessesesini veya bu işlemi yapmasını uygun görüyor. Ama bu çok görünen bir yol değil. Genel olarak bilinmesi gereken şu, sistem yani UYAP sistemi kendisi otomatikmen birisine atayacak ve bu arabulucu nezdinde arabulucu sizi davet ettikten sonra kiracıyla mülk sahibini bir görüşme süresi başlayacak. Bunun da 3 hafta ve artı 1 hafta ek süreyle beraber bir ay içerisinde sonuçlanması gerekiyor. Bu da önemli. Taraflar açısından objektif olması gerekiyor. Çünkü dijital ortamda atanması da önemli. Orada da herhangi bir usulsüzlüğün olmaması. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Altıparmak, hukukçu. Ben teşekkür ederim. Bu konu önemli bir konu. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum.